Tabii parti olarak varlık ve mücadele gerekçelerimizden biri de bölgede akan kanın durmasını sağlamak. Anaların gözyaşlarının dinmesini sağlamak. Biz de parti olarak içtenlikle bunun mücadelesini, onurlu, kalıcı barışın, kardeşliğin, eşitliğin mücadelesini vermeye çalışıyoruz naçizane. Olayı duyar duymaz da ilgili tarihte biz parti olarak barışa gönül vermiş insanlar olarak buraya ulaşmaya çalıştık. Defalarca ilgili mülki amirliklerden de vekillerimiz aracılığıyla mülki amirliği de bilgilendirmek ve buraya biliyorsunuz bir yasak kararı da vardı. Orman yangınları başlamıştı. Köylüler bize ulaşmaya çalışıyordu. Tedirgindiler. Tabii burada arkamızdaki coğrafyada çok yoğun çatışmalar yaşanmış. Haliyle insanlar tedirgindi. Ve defalarca biz gece ve gündüz gelmeye, ulaşmaya çalıştık. Ama ne yazık ki bu konuda belli bir noktadan sonra köye girişimize izin verilmemişti. Şu an durum tabii sakin görünüyor. Yani burada tabii izler de var, görüyorsunuz yanık izleri neredeyse köyün hemen dibinde, içinde. Yalnız yani neredeyse köye 100 metre, 200 metre mesafede çatışmalar yaşanmış. Köylülerde bir yani gerçekten psikolojik desteğe ihtiyaç olduğunu da gözlemledik. Yani stresten kaynaklı, günlerce evlerinden çıkamamalarından kaynaklı. Hatta günlerce diyelim belki sağlık hizmetine veya farklı hizmetlere erişememekten kaynaklı veya sadece bomba seslerinden kaynaklı, yangınlardan kaynaklı, ölümleri, işte çatışmaları duymaktan kaynaklı çok büyük bir stres, gerginlik ve ürkeklik elbette var. Yani savaşın kendisi zaten travmatik bir durum. 40 yıldır, 50 yıldır süren çatışmalar. Dolayısıyla bu travma tetikleniyor. Bu travma toplumsal psikolojiyi de zorluyor.